Motorcu Muhabbeti'nden herkese merhaba, motorcu haberlerine hoş geldiniz. Bu hafta motosiklet teknolojileri üzerine biraz yoğunlaşacağız. Çünkü ihtiyacımız olan ve yakında gelecekte göreceğimiz birkaç tane teknoloji açıklandı. İki tane Japonya'dan haberimiz var. Bir tanesi ilginç bir haber, diğeri güzel bir haber. Bir tane yeni motosiklet markamız var ve yeni bir modelimizin patenti alındı. O yüzden hiç beklemeden haberlere geçelim. İlk haberimiz motosiklet teknolojileri üzerine. Özellikle Şubat ayında yapılan bir araştırmadan sonra otonom sürüşlü araçları motosikletleri fark etmediği ortaya çıkıyor. Ne şekilde anlıyorlar bunu? Motosikletin arkasına geldiği zaman, örnek veriyorum Tesla veyahut da şerit takip sistemi olan, otomatik frenleme sistemleri olan vesaire araçlarda motosikleti bir engel olarak gördükleri ortaya çıkıyor. Boyutu yüzünden ve büyük bir reflektif alanı olmadığı için normal bir engelmiş gibi sağından solundan geçmeye çalıştığı gözüküyor ve bu durumda da tabii ki motosikleti yolun kenarına doğru sıkıştırıyorlar eğer şeridin tam ortasında değilseniz. Bununla ilgili yapılan araştırmadan sonra markalar oturuyor masaya, diyor ki bizim bununla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. İlk araştırmada ortaya çıkan güzel bir sonuç var. Motosikletlere takılabilecek bir reflektif sistem. Yuvarlak küre şeklinde 8 yüzlü, yanlış hatırlamıyorsam, küreler üretiliyor ve bunlar motosikletin gidonuna ve yan tarafına, aynı şekilde arka tarafına yerleştirilerek araçtan yollanan sinyalleri araca katlayarak geri yollayan bir sistem ortaya çıkıyor ve bununla beraber ne oluyor? Önünde büyük bir cisim varmış gibi araç algılıyor ve ona göre hareket ediyor. Motosikletin güvenliği ve farkındalığı bayağı bir üst düzeye çıkıyor. Bunu hemen ikinci habere bağlayayım. BMW ve Honda'dan yol asist haberleri geldi. Özellikle BMW tarafında şu anda üretilmiş ve kullanılan bir yol asist var. Aynı şekilde işte otomatik frenleme, otomatik şerit takip vesaire vesaire özellikleri sundukları R1200RT modelini ilk önce polislere vermişler anladığım kadarıyla. Ondan sonra normal modellerde de test edildikten sonra polisler tarafından uygulanacağı söyleniyor. Hatta Motorcycle News MCN'in küçük bir 60 saniyelik videosu var. Onu da link olarak büyük ihtimal koyarım aşağı. Ona da bir bakarsınız. Motorun ön tarafına yerleştirilen, araçlardaki sistemin aynısını kullanan yol, şerit takip ve öndeki cismin yakınlığını, uzaklığını hesaplayan bir sistem söz konusu. Bununla beraber Honda da hemen diyor ki biz de yapalım bu şeyi, teknolojiyi motorumuza yerleştirelim. Bunu şu şekilde yapacaklarmış. Honda kendi başına bu teknolojiyi üretmek için uğraşmayacakmış. Zaten bu teknoloji üzerinde özellikle motosikletlere entegre edilebilecek modüller üzerine çalışan Bosch'un hazırda bir ürünü var. Bu ürünü de Afrika TV'nin ön tarafına yerleştirmek için çok güzel bir nokta bulmuşlar. Sanki ya bana şey gibi geldi gerçekten. Önceden düşünülmüş, ya biz buraya bir şey koyarız büyük ihtimal deyip ayrılmış o iki farın ortasında çok güzel bir noktası var. Oraya da yol şerit takip, yol asisti, sürüş asisti ismi altında büyük ihtimal bir sistem yerleştirecekler. Bu gerçekten müthiş bir şey. Ki bu sistem hani BMW ile başladı, evet şu anda üretildi, kullanılıyor. Honda da entegre edecek, bundan sonra kullanmaya başlayacak. Daha önce H2 SX Second Edition Plus modelinde bunun kullanıldığı ortaya çıktı ve zaten test ediliyormuş. Kawasaki'de diğer büyük motorlarına özellikle yerleştirmek istiyormuş. Racing kısmı dışında daha çok sport touring ve büyük touringlerde bunu uygulayacağı söyleniyor. Ve bunun da çok yüksek bir masraf eklemeyeceği motora kesinlikle dile getirilmiş durumda. O yüzden büyük ihtimal aşağı yukarı 300 ila 500 dolar arası ekstra bir artış söz konusu. Yani Türkiye'de TL'ye vurduğunuz zaman biraz yüksek oluyor ama büyük ihtimal onunla ilgili bir motorun genelinde indirim yapacağı için bize yansıması 100-200 dolar gibi olur. Bir süredir Avrupa'da satılan, Türkiye'ye gelir mi gelmez mi diye düşündüğüm bir tane marka vardı. O da Lex Moto. LX125 diye bir seri çıkardılar ve bu seride birkaç tane model var. Fiyat aralıkları da gayet güzel. Türkiye neden gelir diye düşünüyordum zamanında. Çünkü fiyatları gerçekten uygundu. Yeni çıkan motorların hem tipi hem özellikleri de müthiş güzel olduğu için Türkiye'ye gelme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Euro 5 uyumlu olmaları da bence büyük bir artı. Şimdi satış fiyatı olarak anladığım kadarıyla 2499 ile 2799 pound arasında bir şey konuşuluyor. İşte bu dolara vurulduğunda ne kadar olur onu konuşmak lazım tabii de. 3000 pound'un altında bu özellikleri veren motorların sayısı gerçekten düşük. Ve kapışmak istedikleri markalar da açık açık söylemişler. Bizim kapışmak istediğimiz marka, model
YZF R125 olacak demişler. Ve gerçekten yaptıkları tasarımda biraz Aprilia, biraz böyle R25 havası ama hiçbir şekilde 125'lik bir motor gibi gözükmüyor. Üzerinde verdikleri özellikler güzel. Bir kere konforlu, bir kere amortisörler gayet yarışa, piste ve yola uygun hale getirilmiş. TFT ekran verilmiş, Euro 5 uyumlu. Ve bir şey fark ettim. 2499 dolara olanda da 2799'da da sanırım ABS yok. Belki 2799'un fotoğraflarını çok ciddi incelemedim ama 2400'ü inceledikten sonra ön papatyada, bu arada önlü arkada papatya disk var. Müthiş bir şey, hızlı solusun diye. Hani biraz daha pist odaklı yaptıkları belli. ABS'nin takılacağı nokta hazır. Ama ne ABS'nin perdeleri takılmış ne de ABS'nin sensör modülü takılmış. Belki bir üst modelinde ABS'li geliyor olabilir. Ama Euro 5'e uyumluysa bir şekilde uydurmaları gerektiğine inanıyorum ben. İşte bu fiyatta bir motorun Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de yapılacak anlaşmalarla beraber bence mümkün. Gelirse de çoğu insanın kullanacağına eminim. Bakalım ben bunu söyledikten sonra hangi marka bu markanın peşine düşecek. Umarım biri düşer, umarım getiririz de uyguna şöyle güzel TFT ekranlı bir motorumuz olur Türkiye'de. Motosiklet satışlarının artmasından sonra herkes bireysel araçlar kullanmaya başladıktan sonra tabii ki dünyada da bazı dengeler değişmeye başladı. Artık motosiklet sürücülerin sayısı arttıkça ses de artıyor. Ses artınca bazı istekler de doğabiliyor. Bununla ilgili ilk önce Fransa'da filtering dediğimiz bir olay var bilmeyenler için. Yurt dışında bu araçların arasından geçme olayına filtering diyorlar ve çoğu motosiklet sürücüsü çoğu şehirde ve çoğu ülkede filtering yapamıyor. Yapamadıkları zaman motorları arabaların arkasında kullanmaları gerekiyor ve motor nüfusu arttığı zaman bu ekstra bir trafiğe sebep olabiliyor. Fransa'da çok güzel, sanırım Şubat'ın 20'si, Mart 20 değil, Şubat 20'de yapılan bir protestoyla araştırma karışık bir eylem yapmışlar ve bütün motorlar aynı alayolu kullanmak için yola çıkmışlar ve gerçekten göstermişler hükümete, demişler ki biz aynı anda bu yola çıkarsak bu yolda araçlar sürülemez hale gelir eğer biz filtering yapamazsak. Gerçekten filtering yapmayıp araçların arkasında durdukları bir sıra fotoğrafı var, çok güzel. Bu sıra fotoğrafında da filtrenin aslında ne kadar önemli olduğunu hem trafik için hem de motorcular için çok güzel kanıtlamış durumdalar ve yakın tarihte tekrardan bu kitaplar açılmış, araştırmalar yapılmış ve büyük ihtimal filtering'e izin verecekler. Bununla beraber İngiltere'de, Almanya'da, Fransa dışında bir de İsviçre'de yeni kurulan kuruluşlar var. Bu kuruluşların yani devlet destekli kuruluşlar. Yanlış hatırlamıyorsam NMC'ydi İngiltere'deki ve Fransa'daki de Fransız Motosikletliler Oluşumu gibi bir şey olması lazım. NMC'nin açılımında National Motorcycle Council. Aslında hani danışmanlık kelimenin sonundaki danışmanlığa daha yakın ama devletle beraber çalıştıkları için hızlı şekilde motosikletçiler ve motosikletlilerle ilgili kararlar alabildikleri çok güzel oluşumlar olmuş. Umarım Türkiye'de de bu sene biraz daha hızlı hareketler, hızlı çözümler bulabiliriz bununla ilgili, özellikle vergi konularıyla alakalı. Buraya bir tane bonus bilgi yerleştirmek istiyorum. 97-98 senelerinde F1'de yapılan bir hileden bahsedeceğim size ve bu hilede gerçekten takımların ne kadar sınırları zorlayacağını ve ne kadar araştırma yapabileceklerini görmüş oluyoruz gerçekten. Şimdi bu senelerde normal bir tuş ile değil de uzaktan kumanda ile bir radyo sinyaliyle start verildiği ortaya çıkıyor ve takımlar kendi aralarında bu araştırmaları yapıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Pit stoplarına bir sinyal okuyucu yerleştiriyorlar. Yarış başlamadan önce işte yarış yönetmeni o tuşa bastığı zaman pit stopa direkt sinyal gidiyor. Sinyal sonrasında da sürücüye bir bip sesiyle ne zaman çıkış yapabileceği söylenmiş oluyor. Genelde bu bip sesi 70 ile 100 milisaniye önce, yarış başlamadan önce veriliyor ki yarışçı hazır olsun. Şimdi bunu F1 Federasyonu anlıyor ama bununla ilgili hiçbir uygulama yapmıyorlar. Onun yerine 99 senesinde bu yarış başlangıç sekansını ve ışık intervallerini değiştirmeye karar veriyorlar ve bununla ilgili de kimseye haber vermiyorlar. Yarış yöneticisi bu radyo sinyaline basıyor, pit stopa sinyal gidiyor ve onunla beraber sürücüye de hazır olmasıyla ilgili bilgi veriliyor. Ancak ışık zamanı ve sıralaması değiştirildiği için hepsi hatalı çıkmış oluyor. Ve hepsi de aynı zamanda çıktığı için gerekli araştırma yapılıyor, soruşturma yapılıyor ve hile yaptıkları ortaya çıkıyor. Müthiş bir şey. Yani bu kadar ileri gideceklerini ben bir böyle büyük bir organizasyonda beklemiyordum ama oluyormuş.
Bir sonraki haberimiz Japonya'dan gerçekten ilginç bir haber. Japonya'nın ünlü bir kadın influencer ile alakalı. Fotoğrafları yana koyuyor olacağım ağzının suyu aksın diye. Kısa zaman önce influencerlığa başlamış. Özellikle Twitter üzerinden tanınan, kendi motorunun bakımını kendi yapan, işte dolaşmayı seven, eski model güzel bir TZR'si var hatta. Bu TZR ile beraber de bir sürü fotoğraf koyan bir tane kadın influencerımız var ve markalarla da anlaşmalar yapıyor vesaire vesaire. Çok hızlı yükselince insanlar davet etmeye çalışıyor ve haberleri çıkarmak istiyorlar. İşte motosiklet kültürünü geliştirmek için neler yapabiliriz bunlarla ilgili konuşmak istiyorlar ama uzun süredir kaçıyor. Neden kaçtı da sonradan ortaya çıkıyor. Bir haber kanalında çıkıyor, diyor ki ben aslında kadın değilim, ben aslında erkeğim. 50 yaşında bir erkek, 20 yaşında bir kadın influencer sayfası yönetiyor. Bunu da ne şekilde yapıyor? Eskiden bundan 2019'du galiba ya da 2020'nin başındaydı. 2019'da çıkan bir face app vardı. Erkek yüzlerini kadına döndürüyor, kadın yüzlerini erkeğe döndürüyor. İlk önce şaka olsun diye arkadaşlar arasında başlattığı bu furya ondan sonra ciddi bir işe dönüşünce, markalar buna sponsor olmak isteyince bu işi devam ettirmek istiyor ve ne kadar da getirisi olduğunu fark edince tabii ki hiç peşini bırakmıyor. Ama en sonunda kendi fotoğraflarını da paylaşıp aslında ben kadın değilim erkeğim ama bu fotoğrafları paylaşmayı sevdiğim için de paylaşmaya devam edeceğim diyor. Gerçekten ilginç. Son haberimizde OW02 ile alakalı 1999 model. Bilmeyenler için söylüyorum, YZF R7'den bahsediyorum. Tekrardan geliyor. Çok süper bir haber bana kalırsa. R6'nın gidişi beni çok üzmüştü. Bunun yerine sızdırılan bilgilerde R7'nin üretiminin başladığı, Ar-Ge'sinin yapıldığı, hatta hani motor ve model numarasına kadar her şeyin belli olduğu 2020 çıkacağı ortaya çıktı. Süper bir haber. CP2 bloğunu kullanacaklarmış. CP2 bloğunu biliyorsunuz. İşte MT7, Tracer 7, Tenere 7 hepsinde kullanılan küçük küçük değişiklikler yapılıp bütün motorlara oturtulan güzel bir blok. Şimdi bu bloğu direkt kullanamazsınız yarış motorunda. Bu blokta ciddi değişiklikler yapmanız gerekir. Bana kalırsa büyük ihtimal hani sübaplarda bir değişiklik yapacaklar. Şanzımanda bir değişiklik yapacaklar ve yeni bir yazılım koyacaklar. Çünkü yüksek devir çevirmesi lazım. Yüksek devir dediğim eskisi gibi 18-20 bin devir çevirecek bir R serisi motor yapmak yerine 16 bin civarlarında alt devirleri de güçlü bir R serisi yapacaklarını ben düşünüyorum. Her şey belli olduğu için 2020'de geleceği, 22'de geleceği de belli olduğu için yakın zamanda ben artık fotoğraflarını ve konsept çizimlerini de kesin göreceğimize eminim. İki tane rengi şu anda onaylanmış. Siyah rengi ve mavi rengi. Siyah renginin adı Raven Black. Mavi renginin adı da Yamaha Racing Team Blue galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Motorcu haberlerinden bu haftalık da bu kadar. Eğer önceki haberleri izlemek istiyorsanız yan taraftaki kutulara tıklayabilirsiniz. Oradan bir önceki haberleri izleyebilirsiniz. Eğer bu haberleri kaçırmak istemiyorsanız ve motosiklet teknolojilerinden uzak kalmak istemiyorsanız da aşağıda takip et ve beğen tuşuna basabilirsiniz. %46'nız beni takip etmiyormuş, onu öğrendim. Yakın zamanda şöyle bir 100 bin ulaşalım ki artık şu plaketle bak, bu arkada yeri hazır. Oraya asmak istiyorum. Ve ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu Muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.